Efendim konuşmayı bitirirken keyifle bitirelim isterseniz. Erdoğan elini almış mikrofonu, prompterdan kopmuş da, prompter yok. Çıkmış sahnenin önüne, konuşuyor. Tabii kimden bahsedecek? Doğal olarak benden bahsedecek. Ey ana muhalefet partisinin başındaki adamcağız. Erdoğan, ey ana muhalefet partisinin başındaki adamcağız. E buyur. Sen ne zamandan beri şu anda devletin aşıları parayla sattığını söylüyorsun? Sen ne zamandan beri şu anda devletin aşıları parayla sattığını söylüyorsun? Hiç öyle bir şey söylemedim. Ama nereden duydu onu da anlayamadım. Ya bu ne utanmazlıktır ya. Ne vurdum duymazlıktır ya. Dünya şu anda aşı arıyor, aşı. Bulamıyor. Biz aldığımız aşıları süratle belli kategorilerde hemen sahiplerine ulaştırmaya çalışıyoruz. Devam ediyor. Bu ne utanmazlıktır? Ne vurdum duymazlıktır? Yalan söyleyenler utanırlar. Ya ben yalan söylemedim. Aslı öyle bir laf da etmedim. Düşünün. Bu kişi devleti yönetiyor. Devam ediyor. Önce ne dedi? Ben vatandaş Kemal'im. Sıram ne zaman gelirse o zaman aşımı yaptıracağım. Niye gittin yaptırdın? Niye gittin yaptırdın? Ya zaten her şeyde böylesin. Sen diyor vatandaş Kemal diye söylüyordun. Sıra bana gelirse gidip aşımı yapacağım. Sıram gelirse aşı olacağım diyordun. Neden gidip aşı oldun? E sıram geldi de onun için gidip aşı oldun. Şimdi bugün yeni bir şey daha söylemiş. Biz hiçbir eve kahve çaya gitmezmişiz. Ya sen bizden alıştın zaten bu işlere. Dur bakalım. Sen bizden alıştın. Biz vatandaşımızla doğduk. Vatandaşımızla büyüdük. Vatandaşımızla bu yolda yürüyoruz. Bay Kemal. Allah akıl fikir versin, ne diyeyim. İşte bu zihniyet devleti yönetiyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun.